بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيكلي حبيب مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صحابة كرام لرجع بعضا قرآن دان ألجان قصّلر جبرائيل عليه السلام دان إشتكن قصّلر نأيت بيردلر وحمى مز بلمس كي پیغمبر مز عليه الصلاة والسلام حرب رأيت كن سوزلر حقدر. İmam Buxoriydə Rasulumuz aleyhissalatu vesselam sahabələrgə bir qıssanı aytib bergəni keltirilədi. Yəni Rasulumuz aleyhissalatu vesselam sahabələrgə qarab şunday dedilər: Bizdən avval yaşayan ümmətlər içində 3 dost, 3 ağayını safarga çıxıbdılar. Yolda ketiyotganlarda hava aynıbdı, şamal kotarılıbdı. Üçəli dost qaçıb-qaçıb bir ğarga kirib berkinib alışıbdı. Dedilər Sarvari Kainat Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Üçəli dost oşu ğarga kirib turganidə birdən yuqarıdan katta bir taş yumalatdı-yu, ular berkinib oturgan ğarını ağzını berkitib qoyibdi. Azginagina tırqışdan ularga hava kirib turibdi, yorug'lik kirib turibdi. Ular baqırsa biro eshitmaydi, yordamga biro kela olmaydi. Haligi toshni uchalalari harchand urinib yumalatib yuboramiz deysa ham toshni o'rnidan jildira olmadi. Azizlar, odatda mana shunaqa holatga tushganda inson nima qiladi bilasizmi? Duo qiladi. Boshqa chorasi yo'q. Boshimizga musibat tushganda biz Allohni eslaymiz-da. Qiyinchilikka qolganimizda Alloh deymiz. Alloh bizni kechirsin, xursandchilikda bu narsalarni unutamiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytibdilarki, uchala do'st har qancha urinsa ham toshni yumalata olmagandan keyin ichlaridan birlari aytdilarki, men eshitganman dedi. Ehtimol o'zini davridagi payg'ambar alayhissalotu vasallamdan eshitgan. Kim bir ishni Alloh uchun qilgan bo'lsa yo, qilgan ishini Alloh qabul qilgan bo'lsa, mana shu ishni vasila qilib o'rtaga qo'yib duo qilsa, Alloh duosini qabul qilar ekan. Mana shunday qilib duo qilaylik dedi. Va har biri Alloh uchun qilgan ishlarini eslab duo qilib berdi. Birinchisi shunday dedi: Menda Alloh uchun bir ish bo'lgan. Uyimda qari ota-onam bor, ularni doim men xizmatlarida bo'laman. Biz kichkinagina faqir bir oilamiz. Har kuni men sog'in hayvonimiz bor, o'sha hayvonni sog'ib sutini olib kirib, shuni ota-onamga beraman. Ota-onam u sutdan ichmaguncha bola-chaqamga ham bermayman. Toki ota-onam oldida farzandlarini ustun qo'yib qo'ygan bo'lishdan qo'rqaman. Bir kuni o'zimni ishlarim bilan ovora bo'libman, qaytib sutni sog'ib kirsam, otam bilan onam uxlab qolibdilar. Ularni oldiga kelib chaqirsam, eshitmadilar. Uyg'otgani xijolat bo'ldim-da, qo'limda haligi sutni ushlab, ularni uyg'onishini kutib o'tirdim. Bir bolam o'rmalab kelib, oyoqlarim orasida o'ralashib yig'lay boshladi, menga tirnashib yig'ladi. Ammo men bolamga har qancha mehrim bo'lib tursa ham unga sutni bermadimki, avval ota-onam ichsin, keyin beray dedim. Ularni oldida uyg'onishini kutib o'tirdim. Qachon ular uyg'onganda, ularga sutni berdim. Allohim, men bu ishni o'zing uchun, seni rizoliging uchun qilganman. Mana shu xayrli ishimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber deb duo qiluvdi. Tosh bir oz silchib ketdi, qarang. Endi ikkinchisi aytayapti: Menda ham mana shunday ish bo'lgan. Men bir mardikorni uyimga olib kelib ishlatganman. Unga har kuni haq berishlikni kelishganman. Har kuni haqqini olib ketgan va eng oxirgi kunga haqqini olmasdan ketib qolgan. Men esdan chiqdi dedimda unga bir hayvon sotib olib qo'ydim. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Uni hayvoni ko'payib bir qora bo'ldi. Bir kuni eshigim taqqilladi, otsam o'sha odam turibdi. Esingizda bo'lsa, mani bir kunlik haqqim qolib ketgan ekan dedi. Men unga bora bu dalaga bor, u yerdagi tuyayu qo'ylar, hamma hayvonlar seni bir kunlik haqqing dedim. U menga qarab, masxara qilmang, ustimdan kulmang dedi. Allohga qasamki, men senga masxara qilayotganim yo'q. U seni bir kunlik haqqing o'zi ko'paydi, ol dedim. U olib ketdi. Robbim, men buni seni roziliging uchun qildim. Agar qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi. Tosh yana siljidi. Uchinchi do'stga navbat keldi. U aytdi: Mening amakimni bir qizi bor edi. Uni hamma yaxshi ko'rardi. Go'zallikda tengi yo'q qiz edi. Men ham unga oshiq bo'lib o'g'irlab qochib ketib qoldim. Bir joyga berkitib qo'ydim. Uni oldiga kirganimda u menga qarab: "Ittaqi, ittaqi minalloh, ya ibn ammi, ey amakimni bolasi, Allohdan qo'rq" dedi. Menga beniga mahr bermasdan turib, meni haqqimni ado qilmasdan turib menga yaqinlashma dedi. Men Allohdan qo'rqib ketdim,
ve o kızını kaytarıp obardım. Allah ki kasam ki ben bunu fakat yine Allah'tan korkarlığım için kıldım. Rabbim bu işimde kabul kılgen bolsin, bizge necat ver dedi. Ve taş yumalak gitti. Bu kısa türlü halatlarda her kıl rivayetlerde kegen. Azizler, bundan özümüzge kereyli hulasını alaylik. Üçte yakşı amel, üç arası ham kıyın mahalda duanı kabul buluşuge sebep oldu. Biri, ata anana razı kılış. İkincisi, bronu hakkıdan korkuş. Üçüncüsü, zinadan kaçış. Ana şu üç ara dostlar, kaysi biri biz bu koyanımızda ne mene aytıp dua kılardık azizler. Kaysi kılgen işimizde Allah için de dua kılardık. Eğer